Selam arkadaşlar. Yani bugünkü video çok acayip. Müge Anlı izleyen birisi değilim fakat bazen gerçekten öyle olaylar oluyor ki tüm Türkiye'nin gündemine oturuyor. Ve seks, ihanet, entrika, cinayet. Müge Anlı'daki Derya Yalçınkaya olayına birazcık bakmak istiyorum bugün. Öncelikle olay gerçekten çok karışık arkadaşlar. Ben size özetlemeye çalışacağım ve birazcık yorumlamaya çalışacağım. Anlamadığınız noktalar olabilir. Sadece böyle arkanıza yaslanın ve hayatı sorgulayın ben anlatırken eğer kaçırırsanız bir noktada. Çünkü gerçekten insanlığınızı defalarca sorgulayacağınız bir podcast olacak. O zaman dilerseniz başlıyorum. Şimdi bir şema yapmamız lazım. Öncelikle ana karakterimiz Derya. Her şey Derya üzerinden dönecek. Kız 2001 doğumlu. Benden yalnızca bir yaş büyük. 18 yaşında evlenmiş. Evlenir evlenmez de hamile kalmış zaten. 2 yaşında bir oğlu var. Buraya kadar bile çok üzücü olaylar. Mesela ben kızla hemen hemen aynı yaştayım. Kendi işimi yapıyorum. Dünyayı keşfetmeye çalışıyorum. Belli bir vizyonum, planım var ama belki de o coğrafyanın getirdiği şartlardan ötürü ya da belki de gerçekten kendini hiç geliştirmediği için o o yaşlarda çoluk çocuk sahibi olmuş. Tabii yine her insanın kendi seçimi. Buraya kadar yargılayacak bir şey yok. Şemayı inceden yapıyorum. İlk olarak Selim. Selim Derya'nın kocası. İkinci olarak Emre bu da Selim'in kankası yani kocasının kankası. Üçüncü olarak Erdoğan. Selim'in babasıyla iş yapıyorlarmış. Dördüncü olarak Sergen. Beşinci olarak görümcesinin kocası. Altıncı olarak kayınpederi. Zaten buraya kadar sıçmıştır beyniniz. Sıra sıra gideceğiz yapacak bir şey yok. Saydığım listedeki ilk dört isimle arasında bir şeyler olmuş. Son iki kişiyle net bir şey yok bunlar dedikodu. Şimdi ilk olarak Selim ile nişanlıyken Emre diyor ki ben çok güzelim Selim'e fazlayım keşke seninle olsaydık. Emre de diyor ki Selim de iyi çocuktur şimdilik de ne de olmazsa bakarız. Yani kankasına diyor arkadaşlar. Derya. Sonrasında Selim'le evleniyor Derya ve denemeye karar vermiş olacak ki evlenir evlenmez hamile kalıyor. Bu sırada hemen kızı hamile bırakıp Selim de askere gidiyor. Gel zaman git zaman bu kız Erdoğan denen şahısla flört etmeye ve yarı çıplak görüntülü konuşmaya falan başlıyor. Evet. Üçüncü bir şahıs girdi şu anda. Erdoğan da kızın fotoğraflarını çekip köydeki erkeklere gösteriyor. Bir de Erdoğan denen bu şahısla kendi evinde yatak odasında koridorda orada burada sevişiyor. Libido falan alev alev. Sonra kocasının babasına ve kocasına gidiyor bu fotoğraflar. Yani kime gidiyor? Selim'e gidiyor. Evet, Selim kocasıydı, unutmuyoruz. Kendimi ders anlatıyormuş gibi hissediyorum ve Derya'nın dediğine göre burası gerçekten çok acayip. Kocası kendisini tatmin etmek için bu olayları Derya'ya anlattırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, karınız sizi aldatıyor, siz de bunu öğreniyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki karınıza bana anlat, ben bundan keyif duyacağım. Derya da ne kadar kocasını tatmin etmek isteyen, cefakar bir kadın olduğu için kocasına bu durumları anlatıyor. Neyse işte bunlar boş boşanacaklar, boşanmayacaklar derken oralar çok karıştı. Kız ailesinin evine gidiyor, Selim gidip geri alıyor falan. Saçma sapan şeyler. En sonunda boşanmayı becerebiliyorlar. Boşanmalarına rağmen de konuşmaya devam ediyorlar. Müge Anlı neden konuştuklarını sorduğunda da şöyle diyor. Onda başım açık olan fotoğraflarım vardı. Evet, buraya yorum yapmayacağım arkadaşlar. Konuşursam çok ağır konuşurum. Zaten görmüşsünüzdür. Namazında, niyazında insanlar ya işte böyle şeyler beklenir mi hiç onlardan? Anadolu irfanı kardeşim, Anadolu irfanı. Aynı Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Bütün köy tren yapıyor bildiğin. Bu daha başlangıç. Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Şimdi olayların rengi değişiyor çünkü bu arada Selim'in babası Erdoğan'ı vurup öldürüyor. Adam da düşmesin mi hapse? Derya'nın libidosu yüzünden bir adam öldü, bir adam hapse girdi. Sonra Selim de öldürülüyor. Etti mi sana iki ölü, bir de mahkum. Derya TikTok'ta bir video paylaşıyor. Ölülerde güler yazmış altına. Müge Anlı bunu baya sorguladı. Derya da ölüyüm ama gülüyorum dedi. Buraya kadar ölüler, aldatmalar falan. Sonrasında Sergen diye bir adam daha çıkıyor meydana. Sergen de alkolik ve evli. Alkolik olduğu için karısıyla arası bozulmuş. Aslında karısıyla barışmak istiyormuş ama ne olur ne olmaz diye sanırım başka kadın arayışına da girmiş. Derya ile tanışıyorlar. Kısa bir süre konuşmaları olmuş. Ben seninle ciddi düşünüyorum demiş Derya'ya. Derya da gel beni ailemden iste demiş. Sonra ne olmuş? Sergen'e bir takım erkek arkadaşları bu kız yollu uzak dur demişler. Sergen de karısına geri dönmüş. Derya durur mu? Sergen'in karısına gidip ben Sergen'e teslim oldum. Barışırsanız intihar ederim demiş. Yani Derya durulmuyor ama olay da bununla bitmiyor. Şimdi başlarda bahsettiğim Emre vardı ya hani Selim'in kankası. Selim dediğim de Derya'nın kocası. Hani karıştırmayın. Emre'nin annesiyle Selim'in amcası Hayrettin arasında da yasak aşk olduğuna dair dedikodular varmış. Ulan herkes mi birbirine Allah'ım kötü şeyler söylemek istemiyorum. İşte Derya'dan değil de acaba bu Hayrettin ile Emre'nin annesi arasındaki ilişkiden dolayı bir cinayet olmuş olabilir mi? Bu da sorgulanıyor bir yandan. Tüm bunlar olurken gizli bir tanık yayında konuştu. Adı geçen insanlara dair şöyle bir şey dedi. Arada bir topluca fuşa giderlerdi. Allah Allah. Olayları ancak bu şekilde özetleyebilirim arkadaşlar. En basit hali bu herhalde. Şimdi çok gencecik insanlar var. İki kişi ölmüş, bir kişi mahkum. Birçok insanın hayatı kararmış ama yani insan bir bakıp da şey demiyor mu? Ulan hiç mi hayatta böyle seksten başka keyif aldığınız bir şey yok ya? Bu kadar aldatma olur mu? Ve türban meselesinin de arkadaşlar özellikle Anadolu'da ne kadar kültürel bir şey haline geldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Birçok insan dine bağlı olduğu için ya da dine inandığı için kullanmıyor türbanı artık. Kültürel bağlar ya da işte aile baskısı, köy baskısı bilmem neden dolayı kullanıyor. Ya o kadar fazla var ki bence bu köylerde falan daha fazladır. Gizli kapaklı olarak açık yaşamaya çalışan kadınlar. Bunlar hakkında ayrı bir video falan bile yapılabilir. Mesela kadın normalde kapanmak istemiyor. Alakası yok dinle. Ama tamamen çevresinin baskısı yüzünden kapanmak zorunda ve mesela başka bir yere gittiğinde kafasını açıyor eve dönerken kafasını kapatıyor falan. Ya eminim aranızda bile böyle yaşayanlar vardır. Bence çok üzücü bir durum. Burada bahsettiğim insanların da işte görümcelerin Derya'nın falan da işte başörtü kullanması dinle inanılmaz bağları olduğu için falan diye tabii ki. Tamamıyla kültürel bir sebep. Ya da çevre baskısı diyeceğim ama çevre de hani düzgün bir çevre değil. Sonra bu insanları televizyonda falan bu şekilde görüp İslam'a karşı bir önyargı oluşması da bu kültürel zorunluluğun bıraktığı leş bir miras aslında. Şimdi bu insanların psikolojilerini anlamaya çalışıyorum. Bir köydesin. Yapacak çok bir şeyin yok. Vizyonun gerçekten çok dar ve genişletme lüksün de gerçekten çok az. Zaten çok küçük yaşta evlenmişsin ve yapacakların çok kısa İnsan ister istemez hayatında bir aksiyon istiyor. Bu aksiyon tüm Türkiye'yi şok edecek bir aksiyon olmuş tabii ki ama ben kesinlikle burada çok açık konuşacağım. Özellikle Anadolu'daki doğudaki insanlar işte batıyı çok fazla eleştirirler. Onlar ahlaksızlar. Hepsi birbiriyle yatıyor şöyle böyle falan. Ama en azından yani öyle bile olsalar herifler dürüstler. Yani bu konuda diyorlar ki biz açığız kardeşim. Eğer senin dediğin gibi ise de ben derim ki eyvallah senin hayatın. Ama dönüp bir de diğer tarafa baktığın zaman bu sadece bizim Müge Anlı gibi işte ulusal bir televizyon kanalında gördüğümüz. Ben şunu net bir şekilde tahmin edebiliyorum ki işte Anadolu'da, doğuda falan çok daha büyük olaylar dönüyor. Pedofilin'in özellikle ben çok yoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Özellikle oradaki halklara söylediğim bir şey yok ama bu gerçek bir şey. Buradan da işte çekip ırkçılığa falan vurabilirsiniz. Ama benim ırklarla alakalı bir meselem yok. Hep realist konuşmaya çalıştım. Bugün de öyle konuşmaya çalışıyorum. Nasıl ki işte kafayı kapatınca mükemmel ahlaklı olmuyorsun. Aynı şekilde köyde ya da daha lokal yerlerde kalınca da ahlakın daha az bozuluyor gibi bir durum yok. Yok işte kızımız şehre gitmesin, şehre giderse böyle olur, üniversite okursa şuna dönüşür falan diye. Bakıyorsun bütün köy birbirine girmiş, tren yapıyorlar. Çok çok sevdiğim bir söz vardır. Her yerde de geçerlidir. Hiç sekmez. İnsan insandır diye. Human is human abi. Sen dünyanın neresine gidersen git açık ya da kapalı şekilde bu insanlar bunları yapacak. Din, kültür, yer, zaman hiçbir şey fark etmez. Çünkü insan insandır. Ben dediğim gibi arkadaşlar genel olarak olaylara çok üzüldüm. Ha diyebilirsiniz ki Enes ne üzülüyorsun lan birilerinin libidosu yüzünden insanlar ölmüş zaten garip garip fantazileri varmış. Ama yine de arkadaşlar bugün yargıladığımız insanlar da öyle insanlar da çok genç. Ben bilmiyorum bu olaylardan sonra ya ulusal bir televizyonda bunların gösterilmesinden sonra yaşamları nasıl devam ediyor? Nasıl bir psikolojiye bürünüyorlar? Ama dediğim gibi olaya böyle %35 iğrenç gözüyle bakıyorsam %65 de ulan ya yazıktır, günahtır gözüyle bakıyorum. Bugünlük benim diyeceklerim bu kadar dünya <laughs> yani abi çok acayip bir dünyadayız ya. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.